20 Eylül, 26 Eylül. Değerli boğa burçları, nasılsınız? Değerli takipçilerim, ağız tadında güzel bir hafta olsun. Bütün gökyüzünün güzellikleri hanenize nur ışığı gibi yağsın. Bütün yıldızlar gecenizi aydınlatsın diyorum. Umut ve sevgiyi ve Rabbime olan inancınızı asla kaybetmeyin. Bu hafta boğa burçları için özellikle 22 Eylül Güneş Terazi burcuna geçtiği noktada iş hayatınızla alakalı transitler çok başarılı ve aydınlık olacak. Yani gün içerisinde yapmak istediğiniz yeni iş koşturmaları, yeni anlaşmalar, bulunduğunuz alanla alakalı da çok büyük akışlar sağlanacak. Bu akışlarınızı doğru planladığınızda ve sistemin kalabalıklığını doğru organize ettiğiniz sürece iş yerinizde yapamayacağınız ve önünüze bir liste oluşturacaksınız ve başaramayacağınız hiçbir iş kapınız yok. Bu haftaya özellikle verimli dönem, iş konunuzla ilgili çok verimli bir dönem olduğu için yeni başlamak istediğiniz nokta bile kendi auranızı çok fazla içeriye yansıtacak. Yani işe alınır mıyım demeden kendinizi iş masasında bulacaksınız. Güzel geçişler var. Yalnız yeni bulunduğu ve şu an mevcut olan yeni İşinizle alakalı yeni sözleşme, yenilikler ve yeni anlaşmalar da sizi memnun edecek. Hatta ve hatta uzun süredir de yöneticilerinizle ilgili güzel iletişimleri daha sağlamlaştıracaksınız. Gitmek istediğiniz konum ya da yapmak istediğiniz planlara onların desteğiyle birlikte daha çabuk erişeceğinizi söyleyebilirim. Ortak işleriniz varsa, ortak iş yapıyorsanız ve yakın bir dostunuzla yapıyorsanız ya da yakın aile yapıyorsanız ayrılıklar net karar verecek. Herkesin adaletli hakları ama bunu 4 ay sonraya doğru hani imzalamalar, sözleşmeler gerçekleşecek. 4 ay sonra bu planladığınız iş sisteminizdeki ortaklıklardan ayrılıp herkes kendi yönünü doğru şekilde belirleyecek. Mesela emlak satış ofisiniz varsa ya da satış ve profesyonel anlamda farklı alanlarda satış işi yapıyorsanız mevkinizde çok güzel kazançlar ve parasal anlamda da kendinizi güçlendireceğiniz bir hafta olacak. Çok uzun süredir de hani çok yoğun çalışıyorum, parasız izine mi çıksam, burası çok belirsiz diyenlerde de gerçekten ücretsiz izin ayırıp kendi alanınızda farklı işler koşturması yapacaksınız. Bu ücretsiz izin sırasında da hedeflediğiniz iş kapında anlaşmasını bu da sizi mutlu edeceğini gösteriyor. Çünkü şöyle bir durumumuz var. Yani 27 Eylül'e kadar enerjinizde çok fazla iş konuları ile ilgili çok güzel oluşumlar var. Mesela sağlık sektöründe çalışıyorsanız farklı bir alana gitmek istiyorsanız bununla ilgili güzel anlaşmalar sizi mutlu edecek. Mesela sanatçıysanız, resim sanatı ile uğraşıyorsanız yaptığınız sanat size çok daha başarılı. Eğer akademisyenseniz, okulunuz ve bulunduğunuz noktada rahatsızsanız bu kapılarının yönlerini çok rahat şekilde açılacak. Mesela sabit bir iş alanındaysanız da uzun süredir farkındalığınızı yaratıp orada kendinizi daha hani görünür bir noktaya atacaksınız. O yüzden bu hafta boğalarda gerçekten yıldızı parlak veriyorum. Güneşi sizin evinize bırakıyorum ve bütün şans ve parasal evredeki gücü verimli şekilde yakalayacaksınız. Tadını çıkartın diyorum. Özel hayatınızla alakalı da hani bu ara ben çok yalnızım, içimdeki sevgiyi birine aktarmak istiyorsun. Artık biri benim saçımı okusun. Ben kokuyu hissetmek istiyorum ve aynı hayatı paylaşmak istiyorum diyorsanız, ilk önce içsel dünyanızdaki yaşadığınız duygusal kaosları bu hafta bir toparlamamız lazım. Yani siz devamlı kendi karmaşık dünyanızda, kendi kalitenizde olmayan insanları hayat düzeninize çektiğiniz için biraz bu konuda kendinizi sorgularsanız doğru aşkı da doğru noktada yakalayacağınızı söyleyebilirim. Çünkü bu ara çok yakın bildiğiniz ve güvendiğiniz enerjide alacağınız birinin teklifi sizi evliliğe doğru götürecek. O yüzden geçmiş konuları yavaş yavaş yelpaze ve hafif hafif ılık rüzgarla arkamıza alalım. Çünkü kurak olan kalbinizde kocaman kıpırdaşma olacak. Kıpır kıpır olacaksınız ve çok yakın bir dostunuzun arkadaşıyla da flört enerjiniz var. Evliliğinizle ilgili uzun süredir çözemediğiniz ve kendi alanınızda bile duygularınızı yansıtamıyorsanız, özellikle ev hanımları, duygumu eşime yansıtamıyorum, sevgimi ifade edemiyorum, çok yorgunum ve birlikte olamıyorum ve o yüzden eşimle aramda soğukluk var diyorsanız, bu dönem bunu çözme vakti ve bunu iyileştirmeye ihtiyacınız var. Yoksa evliliğinizde çok ciddi çatışmalar ve aynı şekilde de kendi içinizde bakımsız bir haliniz var. Artık zayıflayalım, gerekiyorsa vücudumuzu şekillendirelim, kendimize biraz bakım yapalım. Özellikle de evli erkeklere söylüyorum.
Bu ara göz çapkınlığınız çok fazla var. Eşiniz sizi yakalayabilir. Dikkat diyorum. Sevgilinizle bu ara sevgilisi olan bu ara bir anda parlayıp bir anda sevginizi ifade etmeye çalışacaksınız. Lütfen sevginizi ilk önce ifade etmeyin. İlk önce bir parlayın. Devam edin ertesi gün sevginize. Çünkü karşınızdaki insan hallaç pamuğuna döndü. Beni seviyor mu sevmiyor. Siz onu seviyorsunuz ama agresifsiniz. Belki bir ilişki terapisi size iyi geleceğini söyleyebilir. Bir de şöyle bir şey var. Hani mesela ailenizden etkilendiğiniz biri varsa, yakın bir aileyle bağınız varsa, bununla da aileler bir araya gelecek ve aranızdaki bağı oluşturacak. Hatta söz nişan konuşmaları gündeme gelebilir. Evinizde yapmak istediğiniz en önemli şey, koltuklarınızı ya temizliğe vereceksiniz, ya tadilat yaptıracaksınız, ya da yeni koltuk takımı niyetiniz var. Bu da size gayet güzel bir nokta. Satılması gereken özellikle 4 ve 3. katta bir eviniz, ailenizi ilgilendiren bir ev varsa buna güzel bir teklif var. Satılacak. Daha bir iç alttan girişli asansörlü bir sistem yatırımımız söz konusu olacak. Finansal anlamda uzun süredir beklediğiniz bazı tıkanıklığı şansım yok diyenler için bu dönem tıkanıklık evreniz geride kalıyor. Daha böyle verimli ve güzel bir nokta. Ne yapıyoruz? Bu hafta kazalara dikkat ediyoruz. Dikkatsizlikten kaynaklanan kırılmalara, elektronikle alakalı sıkıntılarımız had safhada olabilir. Bu hafta biraz dikkatli olalım. Bir de kırıcı tavrınız var. Onu da bu hafta yumuşatırsak sevinirim. Mutlu kalın değerli boğa burçları. Sevgi ve ışık sizinle olsun. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Bol dua, bol şifa. Rabbim size dokunsun inşallah. Hoşça kalın.